İsmim Ömer Bulduk. 30 yaşındayım. Yakında Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım mezunuyum. Şu an Vakıf İdaresi'nde çalışıyorum 6 yıl boyunca. Aynı zamanda 12 yıl boyunca da tekerlekli sandalye basketbol oynuyorum. Kıbrıs Türk Ortopedi Gözler Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Ay basketbol dışında tiyatro, Lefkoşa Belediyesi tiyatro oyuncusuyum. Basketbol, iş, tiyatro, farklı etkinlikler, farklı heyecanları seviyorum. Denemeyi de istiyorum çok ve yapıyorum da. Yani doğuştan ortopedik engelliyim bu arada. Ve hiçbir şeyden neredeyse geri kalmıyorum engelli olmama rağmen. Çünkü hayat gerçekten yaşamaya değer olduğunu düşünüyorum. Her zaman bunu da düşüneceğim, devam edeceğim bu düşünceye. Hayata sonuçta bir defa geliyoruz. Engelli ya da sağlam hiç fark etmez. Yeter ki isteğimiz olsun, adım atalım o hayallerimize, hedefimize. O adımı atalım, gerisi İster olur, ister olmaz. Yeter ki o adımı belirtelim, atalım o adımı. Gerisi gelir. Benim hedeflerim, yani basketbola daha çok ağırlık verdiğim için basketbolda takımla birlikte kupalar kaldırmak. Ondan sonra bireysel olarak amilli takıma seçilmek. Orada KKTC'mi adamı, ülkemi temsil etmek Türkiye'de. Bu doğrultuda çalışıyorum. Artı ileride bu basketboldan sonra belki tüm engelliler için, onlar için benim yaşadığım duyguyu, heyecanı, sevinci onlara da yaşatmak için projeler, etkinlikler, onların yanında olmayı hedefliyorum ileriki dönemlerde. İnşallah yapabilirim. Evet, buradan engelli arkadaşlarıma da mesaj vermek istiyorum sizlere. Yani kesinlikle evlerine kendilerini hapsetmesinler. Bir kere o dört duvar arasından çıkmaları gerekir kesinlikle. Çünkü dışarıda bambaşka bir hayat var. Tamam, zorluklar da var. O zorlukları evlerinden dışarı çıktıkça aşabilirik. Bir de birlikte olursak aşabilirik. Belki bireysel birkaç bir şey yapabilirik ama hepimiz bir şey olursak, bir bütün olursak yapamayacağımız iş yoktur yani. Bunu beyinlerinde zikretmeleri gerek. Ondan sonra ev hapsinden kurtulup bir etkinliğe girmeleri lazım. Bir istedikleri düşünceleri varsa o projeye yönelmeleri lazım. İşte burada kültür, sanat, spor olaylarımız var bizim en aktif olabileceğimiz bu üç olay sayabilirim. Bunlara yönelmeleri gerektiğini ve gerisi çorap söküğü gibi geleceğini düşünüyorum.